Kutup ayısı Kuto ve balık. Kutup ayısı yaşarmış buzulların üstünde. Balık nasıl donmazmış buzlu suyun içinde. İşte bunların hepsi birer mucize. Aklı almıyor insanın düşünse bile. Bir varmış bir yokmuş. Ne varmış ne yokmuş. Bahçelerde domates, tarlalarda patlıcan. Buz üstünde yetişecek bir şey var mıdır Hasan? Bizim buzul ülkesinde hiçbir bitki yetişmez. Ama hayvanlar vardır orada. Hayat hiç bitmez. Buzul ülkesinde yaşayan kutup ayısı Kuto, karnını doyurduktan sonra küçük bir gezintiye çıkmış. Aslında uzun zamandır böyle güzel bir hava olmamış buzullarda. Kar fırtınaları ve soğuk hava yüzünden evinden dışarıya pek çıkamamış. Kollarını havaya doğru uzatıp kocaman ağzı ile diye esnemiş. Sonra burnunu rüzgara doğru kaldırıp havanın durumuna bakmış. Allah'ın kutup ayılarına verdiği özellikle bir metre karın altındaki bir canlıyı bile kokusundan fark edebilirlermiş. Her şey yolunda görünüyor. Etrafta kimse yok. Hava da güzel. En iyisi biraz gezeyim demiş kendi kendine. O sırada annesi arkasından seslenmiş. Kuto, ödevlerini bitirdin mi sen? Gelince bakacağım anne. Zaten çok az ödevim var. Kuto annesi başka bir şey daha sormasın diye koşar adımlarla evden uzaklaşmış. Şu ödev meseleleri ve okul ile ilgili konular ortaya çıktığında nereye saklanacağını şaşırıyormuş. Buzların üstünde kaymak, oradan oraya koşmak varken neden ders ve okul varmış ki zaten? O sırada buzlu suların içinden bir balık ona el sallamış. "Hey, Sayın Kuto, nasılsınız?" Kuto da ona el sallamış. İyiyim. Su nasıl? Soğuk mu? Bugün iyi. Dün çok soğuktu demiş küçük balık. Ben anlamıyorum. Hadi biz ayıların kalın kürkleri var. Derilerimizin altında da 10 santimlik yağ tabakası var. Üşümüyoruz. Peki siz incecik derinizle nasıl donmuyorsunuz o soğuk sularda? Balık gülmüş. Bizi yaratan Allah başıboş mu bıraktı zannediyorsun Sayın Kuto? Biz balıkların ilginç ama çok ilginç bir özelliği var. Kuto meraklanmış. Sonra da daha çok dışarı çıkmalıyım ve daha çok okumalıyım diye düşünmüş. Peki neymiş o ilginç özellik? Buz tutmuş bir göldeki suyun sıcaklığı artı 4 derecenin altına düşmez. Bunun altına düşmesi gölün tamamen donması demektir. İşte bu yüzden biz balıklar buz gibi soğuk buzulların suyunda donmadan yaşar gideriz. Kuto balığa hak vermiş. Haklısın sanırım. Kendi vücut ısısından çok daha soğuk yerlerde yaşayabilmek için canlıların iki koruması var. Biri vücut ısılarını ayarlamaları, diğeri de kürkleri. Biz ayılar da kalın kürklerimiz ve derilerimizin altındaki 10 santimlik yağ tabakası ile hiç üşümüyoruz. Balık o sırada kıpırdanmış. Kusura bakma Kuto, ben bir suya dalıp geleceğim demiş. Kuto'nun bir şey söylemesine fırsat vermeden suya dalmış ve çıkmış. Kusura bakma, etraf bembeyaz olduğu için gözlerim kamaştı. Suya dalıp çıktım da biraz rahatladım. Ama siz ayıların güneş gözlüğü var tabii. Etkilenmiyorsunuz etraftaki beyazlıktan. Kuto elleriyle gözlerini tutmuş. Ne gözlüğü? Benim güneş gözlüğüm falan yok ki. Balık gülmeye başlamış. Olmaz olur mu hiç? Sen böyle özel yaratılmışsın. Sizin özel güneş gözlüğünüz var. Beyazlıktan gözleriniz kamaşmasın diye. Siz ayıların gözlerinde zar gibi bir göz kapağı var ve kar körlüğünden böylece kurtulmuş oluyorsunuz işte. Kuto gözlerini çekiştirmeye başlamış. Çok merak ettim ben şu güneş gözlüklerini.
Balık, senin bunları bilmemene şaşırdım doğrusu. Mesela buz üzerinde nasıl kaymadan yürüyebiliyorsun? Biliyor musun bunu? Kuto demiş. Balık, çünkü ayaklarının altı kaymadan yürümeni sağlayacak biçimde kürklerle kaplı. Parmak aralarının ördek ayağı gibi perdeli olması da iyi yüzmeni sağlıyor. Mesela bir kedi ya da bir tavuk bu buzulların üzerinde yürüyemez. Onlar da yaşadıkları topraklara uygun yaratılmışlardır. Kuto şaşkındı. Bunu daha önce hiç böyle düşünmemişti. Suyun altında yaşayan bu balık nereden biliyordu bütün bunları? Daha çok okumalı ve araştırmalıyım diye düşündü. Okumak ve öğrenmek ne kadar da özel bir şeydi. Bu küçücük balık nasıl da bilgiliydi? Öğretmeninin verdiği bir kitap aylardır çantasında duruyordu ama o bir satır bile okumamıştı. Kendinden utandı. Okulda dersleri de çoğu zaman dinlemiyordu. İşte bu yüzden cahil bir kutup ayısı olarak kalabilirdi. Balık ona el salladı. ''Ben gidiyorum Kuto, biraz ders çalışmam lazım, sana iyi güneşlenmeler.'' Kuto çantasındaki kitabı çıkardı, suyun kenarına oturdu ve okumaya başladı. Kutup ayılarının vücudundaki üç katmanlı deri ısı kaybını hissedilmeyecek düzeye indirir. Öyle ki üzerlerine düşen hiçbir kar tanesi bile erimez. Kuto üzerine düşen kar tanelerinin erimediğini ilk defa o kitaptan öğrenmişti. ''Vay canına, neler oluyormuş da benim haberim yokmuş.'' dedi. Kuto hemen eve geri döndü ve ödevlerini yaptı. Ondan sonra da kitap okumaya başladı. Okuduğu kitap penguenlerden bahsediyordu. Birbirlerine çok benzeyen penguenler birbirlerini seslerinden tanırlarmış. Bir penguenin 400 bin penguenin arasından kendi yakınının sesini ayırt edebilmesi ise Allah'ın sonsuz gücünü ve yaratışındaki eşsizliği gösteriyormuş. Çocuklar için hazırlanmış en güzel masalları kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.